...bir gece ansızın... ...gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Terör örgütü panik halinde. Bekleyiş uzadıkça... ...Fırat'ın doğusundaki gerginlikte tırmanıyor. Mehmetçik korkusu... ...acımasızlıklarını daha da görünür kıldı. Sivilleri canlı kalkan olarak... ...tutmaya karar veren PKK-PYD... ...kentlerden çıkışları yasakladı. Yasağı delmeye çalışanların... ...cezası ise ölüm. Terör örgütü mensupları... Güya bize karşı tedbir alıyorlarmış. Tüneller kazıyorlarmış. Silah mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Afrin'de tüneller başlarına yıkıldı. Hendekler mezar oldu. Ancak kendilerini hala aynı yöntemle savunmaya çalışıyorlar. Bu örgütte yaşanan çaresizliğinde bir ifadesi. Fırat'ın doğusunda hummalı bir çalışma var. Özellikle sınıra komşu Aynel Arap Tel Abyad ve Rasul Rasulayn'da yeni mevzi ve siperler kazılıyor. Sayın Trump'la konuştuk. Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Eğer ABD hızlı hareket etmezse Münbiç'te Türkiye'nin hedefinde. Henüz teröristlerin buradan ayrıldığına ilişkin bir bilgi yok. Ancak ABD helikopterleri mevzilerinin üzerinde alçak uçuş yapıyor. Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar... Türk Silahlı Kuvvetleri harekat planının ayrıntılarını bunlar vasıtasıyla elde ettiği görüntüler üzerinden kurguluyor. Terör örgütü görüntü almalarını engellemek için evlerin çatılarını koyu renkli bezlerle kapatarak perdeleme uygulamaya çalışıyor. Özgür Suriye Ordusu ise harekat emri bekliyor. İdlib mutabakatından önce Esed rejimine karşı savaşan gruplardan da destek var. 11 muhalif grup Ulusal Özelleştirme Cephesi adı altında birleşmişti. Onlar da Fırat'ın doğusunda yapılacak harekata destek vereceklerini duyurdu.